Herkese merhaba, ben Murat Berk. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yurt dışı piyasalarda tarihi zirvelerde olmaya devam ediyor bir sürü borsa. Bir yandan altın fiyatları da tarihi zirvelerde ve neredeyse her gün yeni bir zirve yapıyor. Şimdi bunların hepsinin ortak sebeplerinden biri yatırım rejimi. Daha önce de ifade ettik. İçinde bulunan yatırım rejimi varlık fiyatlarının performansını birebir etkileyen bir unsur. Şimdi yatırım rejimlerini biz dörde ayırıyoruz. Biri Goldilocks, yani ekonominin aşırı ısınmadığı, aşırı yavaşlamadığı, enflasyonun yıllık bazda gerilediği. Bu rejim içindeydik Ekim'den yaklaşık Şubat ayına kadar. Şubat'tan beri reflasyon dediğimiz bir rejim içindeyiz. Bunun Goldilocks'tan farkı enflasyonun düşmüyor olması, bir yapışkanlık gösteriyor olması veyahut da düşerken bir sürü kalemin atalet göstermesi, beklenen oranda düşmemesi. Şu an o ortamın içindeyiz. Bu ortamın özelliklerinden biri iniş var mı yok mu konuşulurken, yumuşak iniş mi yoksa sert iniş mi tartışma yapılırken, reflasyonun özelliği bizim de görüşümüz no landing, yani iniş yok senaryosu. Bu senaryoya destek olarak daha önceki verilerden bahsetmiştik ama en son gelen veriler arasında özellikle biz gelen ISM verisini çok önemsiyoruz. ISM verisine göre Amerikan ekonomisi özellikle imalat tarafında çok geride kalıyordu. Hizmete nazaran özellikle bu böyleydi ama son gelen ISM 50,3 ile hem tekrar genişleme bölgesine geçmiş oldu. Çünkü 50 biliyorsunuz üstü genişleme, altı daralma diye kabul ediliyor. Bu 50,3 ile ISM manşet tahminlerinin de üstünde geldi ve 2022 sonlarından beri ilk kez genişleme alanına girdi. Biz bunu önemsiyoruz. Fed'in durumu nedir diye baktığımız zaman aslında Fed de bu iniş yok senaryosunu destekliyor. Şöyle ki finansal koşullar bu kadar gevşekken, istihdam koşulları bu kadar sıkıyken, enflasyonda tekrar bir ivme kazancı varken Fed'in faiz indirimlerinden bahsediyor olması başlı başına bir reflasyona, global likiditeye bir katkı olarak görülebilir. Dolayısıyla bu temamıza biz bağlı kalmayı devam ediyoruz. Ve reflasyonun aynı Goldilocks'ta olduğu gibi bir risk on, yani risk iştahının yüksek olduğu bir rejim olduğunu altını tekrar çiziyoruz. Burada riskler yok mu? Var tabii ki. Bunlardan bir tanesi özellikle ticari gayrimenkule yapılan yatırımların ve oraya açılan kredilerin bankalar açısından riski, ama bu önümüzdeki günlerin riski olmasından ziyade önümüzdeki aylara ait bir risk gibi gözüküyor. Başka bir risk özellikle küresel faizin yükseliyor olması, özellikle de Amerikan 10 yıllık faizin çok önemli bir eşiğe gelmiş olması ve o eşiği aşması durumunda 4,5'ların da üstüne akma ihtimali. Bu da piyasalarda bir türbülansa ve düzeltmeye sebep olabilir. Dolayısıyla o tarafı izliyoruz. Diğer iki konu ise Japon yeni ve Çin yuanı ile ilgili. Japon yeni dolar karşısında son 34 yılın en zayıf seviyesine geriledi. Bu özellikle yenin, daha doğrusu Japonya'nın eksi faiz ortamından çıkmasına rağmen gerçekleşti. Sebebi ise bono alımlarına devam ediyor olması. Dolar Japon yeninin bu seviyelere gelmiş olması, özellikle de oralarda kümelenmiş olan opsiyonların devreye girmesiyle hızlı bir harekete sebep olabilir. O da bir risk unsuru, piyasalarda türbülansa sebep olabilir. İkinci konu, çok fazla üzerinde nedense durulmayan ama bizce en önemli risk faktörü olan yuanın durumu, Çin yuanının durumu. Burada da Japon yeni Çin yuanı çaprazına bakıyoruz biz. Bu tarihi olarak gelmiş geçmiş en düşük seviyesinde. Yani Japon yeni Yuan'a karşı en zayıf seviyesinde. Şimdi ikisinin de ihracatçı ülkeler olduğunu düşündüğümüz zaman ve Çin'in yeni yatırım hamleleri düşünüyor olduğunda buna kattığımız zaman, Yuan'ın bu kadar bu seviyelerde olması Japon yeni karşısında
bir develasyon ihtimalini güçlendiriyor bizce. Dediğim gibi bu konu pek konuşulmuyor nedense, pek gündeme gelmiyor ama böyle bir riski biz şu an piyasanın önündeki en büyük risk olarak bir yuan devalüasyonunu görüyoruz. Olursa çünkü bunun tüm dünyada ciddi yansımaları olabilir diye düşünüyoruz. Benim bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Herkese sağlık dolu, mutlu ve güzel haftalar diliyorum.